Bu videoda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersi için ara sınava çalışma soruları yer almaktadır. Ara sınavda çıkmış sorular için diğer videoma bakabilirsiniz. Şimdi sorulara geçelim. Gerek şahsi çekememezlik, kin ve haset, gerekse siyasi fikir ayrılıkları dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa'ya karşı 14 Haziran 1926'da çık planlanan suikastın aşağıdaki kentlerden hangisinde gerçekleştirilmesi düşünülmüştü? A. İstanbul B. Ankara C. İzmir D. Bursa E. Afyon Doğru cevap C. İzmir Türk Devleti'nin layık olduğu ifadesi hangi yıl anayasaya eklenmiştir? A. 1934, B. 1924, C 1931, D 1937, E 1927. Doğru cevap D 1937. Atatürk'ün 1920 ve 1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerin uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A kardeşlik, B akla tabi olmak, C müspet ilme tabi olmak. D. Tam bağımsızlık. E. Çağdaşlık. Doğru cevap A. Kardeşlik. Aşağıdakilerden hangisi Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kapanma sürecini hızlandırmıştır? A. Serbest Cumhuriyet Fırkası olayı. B. İzmir suikasti. C. Takrir-i Sükun Kanunu ve rejimi. D. Menemen Kubilay olayı. E. Şeyh Said isyanı. Doğru cevap E, şey Sait isyanı. Nüfusunun önemli bir kısmı köylerde oturmakta, ihracatının %80'ini tarım ürünleri oluşturmaktayken Türkiye'nin yurt dışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir? A) Üretici konumdaki pazarlarda pazar için üretim fikrinin yaygınlaşmamış olması, B) İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması, c. Belli merkezlerde üretilen ürünün tüketim bölgelerine ulaştırılamaması, d. Üretim teknikleri ve araçlarının eski olması, e. Üretimin yetersiz olması. Doğru cevap b. İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması. Seçeneklerdeki olaylardan hangisi Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir? A. Hatay sorunu, B. Irak sınırı ve Musul meselesi, C. Boğazlar meselesi D. Nüfus mübadelesi E. Kapitülasyonlar Doğru cevap A. Hatay sorunu Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir tarifi aşağıdakilerden hangilerini içermez? A. Coğrafi Birliğe sahip olmayı B. Amaç Birliğine sahip olmayı C. Ortak Geçmişe sahip olmayı D) Cumhuriyetin kuruluşunu tek bir etnik unsura mal etmeyi, E) Atatürk'ün millet ile ilgili ile halk kavramlarını birlikte kullandığını. Doğru cevap D, Cumhuriyetin kuruluşunu tek bir etnik unsura mal etmeyi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olay üzerine kapatılmıştır? A) Ekonomik kriz içerisine girilmesi, B) Dini inanç ve düşüncelere hürmet kariz ifadesini kullanmaları, c halkı kışkırtmaları, d cumhuriyet halk fırkasına muhalefet edilmesi, e şey, şeyh Said isyanının çıkması. Doğru cevap e, şeyh Said isyanının çıkması. Montreux Sözleşmesi imzalanması sırasında aşağıdaki ülkelerden hangilerinin karşılıklı çıkarları yüzünden gerginlik yaşanmıştır? A Fransa Rusya, B İngiltere Rusya C. Fransa, İngiltere. D. Yunanistan, Rusya. E. Bulgaristan, Yunanistan. Doğru cevap B. İngiltere, Rusya. Yurt dışına gidecek vatandaşlara, veril... vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet adına söz söyleme yetkisinin fiilen kullandığını ortaya koyan yetki hangi tarihte düzenlenmişti? A. Mayıs 1922, B Nisan 1922, C Temmuz 1922, D Mart 1922, E Haziran 1922. Doğru cevap D Mart 1922. Seçeneklerden hangisi Halk Evlerinin şubelerinden biri değildir? A Sinema şubesi, B Müze ve Sergi şubesi, C Sosyal Yardım şubesi, D Spor şubesi, E Köycülük şubesi. Doğru cevap A sinema şubesi halk evlerinin şubelerinden biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde 1923-1938 yılları ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk tepkilerden biri değildir? A. Menemen Kubilay olayı B. Şeyh Said isyanı C. Serbest Cumhuriyet Fırkası olayı D. İzmir suikasti E. Fındıcak isyanı Doğru cevap E. Fındıcak isyanı. Devletin cumhuriyet vasfının değişmezliğini, bunun teklif bile edilemeyeceğini ilk madde olarak alan anayasa aşağıdakilerden hangisidir? A. 1930 Anayasası B. 1924 Anayasası C. 1976 Anayasası D. 1982 Anayasası E. 1961 Anayasası Doğru cevap B. 1924 Anayasası Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular arasında gösterilemez? A. Türkiye'nin ilk medeniyetin nerede ve kimler tarafından kurulduğu, B. Türklerin İslam tarihindeki yerinin neresi olduğu, C Türklerin tarih disiplini alanındaki başarılarının neler olduğu? D Türklerin dünya tarihindeki ve dünya uygarlık tarihindeki yerinin neresi olduğu? E Türkiye'nin en eski ve yerli halkının kim olduğu? Doğru cevap C. Türklerin tarih disiplini alanındaki başarılarının neler oldu? 1 Cumhuriyetin ilanı, 2 saltanatın kaldırılması, 3 Ankara'nın başkent olması. 4. Lozan Anlaşması'nın imzalanması Yukarıdaki olaylar oluş sırasında konulduğunda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur? A. 1, 2, 3, 4 B. 1, 3, 2, 4 C. 2, 4, 3, 1 D. 3, 1, 2, 4 E. 4, 2, 1, 3 Doğru cevap C. Yani sıralama saltanatın kaldırılması, Lozan Anlaşması'nın imzalanması, Ankara'nın başkent olması cumhuriyetin ilanı. 1923-24 senesinde ülkedeki lise sayıları ne kadardı? A 36 okul 239 öğretmen, B 23 okul 513 öğretmen, C 19 okul 324 öğretmen, D 44 okul 231 öğretmen, E 52 okul 567 öğretmen. Doğru cevap B. 23 okul, 513 öğretmen. 1. Toplumsal ve siyasal düzenin genellikle kuvvet yoluyla değiştirilmesi. 2. İttilal sonrası değişim ve gelişimler. 3. Bir halden başka bir hale dönüşmek yani gelişmek. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri inkılapçılık etkisini tanımlamada kullanılabilmektedir? A yalnız 1, B 1 ve 2, C yalnız 3, D 2 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevap 2 ve 3. Yani inkılapçılık ilkesini tanımlamada kullanılabilecek olanlar, ittiler sonrası değişim ve gelişimler, bir halden başka bir hale dönüşmek yani gelişmek. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde dini, idari, siyasi ve kültürel anlamda Türk tarihinde son derece önemli değişim ve dönüşüme işaret eden esaslar ortaya koymuştur. Aşağıdakilerden hangisinin bu esaslardan olduğu söylenemez? A) Ülke hayatında orduyu siyasetten ayırma ilkesi B) İslam dininin siyasi hayatın bir parçası olmaktan kurtarma gerekliliği C) Türk milliyeti bağının esas alınması, d. Ümmet birliğinin oluşturulması, e. Kanunların toplumun ihtiyaçlarına paralel olarak geliştirilmesi. Doğru cevap d. Ümmet birliğinin oluşturulması bu esaslardan değildir. 5 Haziran 1926'da yaptığı anlaşma ile Türkiye, İngiltere ve Irak hükümeti Musul meselesini nasıl sonuçlandırmıştır? A. Musul özel kalmıştır. B. Musul Suriye'ye bırakılmıştır. C. Musul İngiltere'nin mandasındaki Irak'a bırakılmıştır. D. Musul Türkiye'ye bırakılmıştır. E. Musul İngiltere'de kalmıştır. Doğru cevap C. Musul İngiltere'nin mandasındaki Irak'a bırakılmıştır. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetini inceleyerek Türklerin milli varlıklarını ancak Türkçülükle koruyabileceğini ileri süren düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gaspıralı İsmail B. Namık Kemal C. Ağoğlu Ahmet D. Nihal Atsız E. Yusuf Akçura Doğru cevap E. Yusuf Akçura Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin Mudanya mütakeresinden hemen sonra attığı adımlardan değildir? A. İşgal bölgesindeki köylüye tohumluk ve tahıl, yemeklik tahıl dağıtımı yapılmıştır. B. Tapu senetlerindeki hakani ibaresi yerine milli kavramı getirilmiştir. C. Savaşın tekrar başlaması ihtimaline karşı asker toplamak. D. 1881-1897 dönem askerler terhis edilmiştir. E. Ordu savaş durumundan barış durumuna geçirilmiştir. Doğru cevap C. Savaşın tekrar başlaması ihtimaline karşı asker toplamak Mudanya mütakaresinden hemen sonra attığı adımlardan biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın ilk maddesinde yer alan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan unsurdur? A) Yürütme fonksiyonunun her zaman denetim altında olacak bir hükümete verilmesi, B) Yasama ve yürütme kuvvetini elinde tutan meclisin oluşturulması, C) Kanun karşısında eşitlik ilkesinin öne çıkarılması, D) Yargının millet adına bağımsız mahkemelere verilmesi, E) Devletin cumhuriyet vasfına sahip olması. Doğru cevap E, devletin cumhuriyet vasfına sahip olması. Batı dillerinde republic şeklinde yazılan cumhuriyetin manası nedir? A eşitlik B halkın yönetimi C kamuya ait olan D yönetim işinde dinin ötelenmesi E kralın yetkisizliği. Doğru cevap C, kamuya ait olan. 1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan Türk devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle bir basın yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kamu Dergisi B. İnkılap Dergisi C. Sistem Dergisi D. Gelişim Dergisi E. Kadro Dergisi Doğru cevap E. Kadro dergisi. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya mütakeresi ile Türkiye'nin bağımsızlığını tanıyan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaşması arasında aşağıdaki hangi olay meydana gelmiştir? A. Türkiye İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi B. Ankara'nın başkenti ilan edilmesi C. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun kabul edilmesi D. Hilafetin kaldırılması E. Cumhuriyetin ilan edilmesi Doğru cevap A. Türkiye İktisat Kongresi'nin düzenlenmesi Teşviki Sanayi Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır? A. 1925 B. 1927 C. 1924 D. 1923 E. 1926 Doğru cevap B. 1927 Türkiye'nin Alman ve İtalyan baskısının artması üzerine Batı'da güvenliği için oluşturduğu pakt aşağıdakilerden hangisidir? A) Sadabat Paktı B) Bağdat Paktı C) Balkan Antantı D) Litvinov Protokolü E) La Corna Anlaşması Doğru cevap C) Balkan Antantı 1927 yılı nüfus verilerine göre Türk toplum yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A şehirleşmiş toplum, B gelişmekte olan toplum, C kırsal toplum, D ideal toplum, E modern toplum. Doğru cevap C kırsal toplum. Aşağıdakilerden hangisi Türk-Yunan nüfus mübadelesi sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır? A Avrupalı bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir. B. 1 Mayıs 1923'te başlamıştır. C. Batı Trakya Türkleri Yunanistan'a yerleştirilmiştir. D. Ortodokslarla Müslümanlar yer değiştirmiştir. E. İlk zorunlu nüfus değişimidir. Doğru cevap C. Batı Trakya Türkleri Yunanistan'a yerleştirilmiştir. 1. İç işlerine karışmamak, 2 ortak sınırlara saygı duymak, 3 karşılıklı olarak askeri yardımlarda bulunmak. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabat Paktı'nın yükümlülükleridir? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D 1 ve 3, E 1, 2 ve 3. Doğru cevap C. 1 ve 2. Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden biridir? A. 1960'a kadar yürürlükte kalmıştır. B. Cumhurbaşkanına aşırı yetkiler tanınmıştır. C. Kanun esasi maddelerinin yürürlükte olduğu bir anayasadır. D. Değişikliğe uğramamıştır. E. Kısa bir anayasadır. Doğru cevap A. 1960'a kadar yürürlükte kalmıştır. Diyanet uzmanlarının ve imam hatip hizmetlerini görecek kişilerin yetiştirilmesi için açılacak eğitim kurumları hangi kanunla teklif edilmiştir? A. Tevhidi Tedrisat Kanunu B. Tedrisatı Tevhid Kanunu C. Milli Eğitim Kanunu D. Erkanı Harbiye Umumiye Vekaleti E. Teşkilatı Esasiye Doğru cevap A. Tevhidi Tedrisat Kanunu Ahmet Tevfik Paşa'nın Lozan Konferansı'na beraber gitmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müracaatının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? a. Diplomatik tecrübelerinden Ankara hükümetini yararlandırmak b. İtilaf devletlerine kendilerinde bir güç olduğunu göstermek c. Milletin gözünde meşruluğunu yitiren saltanat makamı ve İstanbul hükümetini sadece dahil ederek ömrünü uzatmak d. Türkiye'nin siyasi idaresinde ikilik olmadığı mesajını vermek e. Türk milletinin haklarının korunmasına yardımcı olmak. Doğru cevap B. İtilaf devletlerine kendilerinde bir güç olduğunu göstermek. Atatürk'ün halktan yana bir tutum içinde olmak şeklinde özetlediği ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Milliyetçilik B. Cumhuriyetçilik C. Halkçılık D. İnkılapçılık E. Devletçilik Doğru cevap C. Halkçılık Latin alfabesine geçilmesi kararı hangi yıl alınmıştır? A. 1925 B. 1931 C. 1938 D. 1928 E. 1923 Doğru cevap D. 1928 Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin hedeflerinden biri değildir? A. Halkın refah düzeyini yükseltme B. Bütün vatandaşların çıkarlarını dengeli bir şekilde gözetme C nüfus mücadelesini güçlendirerek rekabeti arttırma D milleti irade ve hakimiyetin kaynağı olarak kabul etme E sosyal gruplar arasında iş bölümü ve dayanışma sağlama Doğru cevap C sınıf mücadelesini güçlendirerek rekabeti arttırma Boğazlarda Türk hakimiyetini kesinleştiren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir A. Lozan Anlaşması B. Montreux Anlaşması C. Sevr Anlaşması D. 1934 Balkan Paktı E. 1926 Türk-İngiliz Anlaşması Doğru cevap B. Montreux Anlaşması Türkiye'nin Milletler Meclisi'ne girişi hangi tarihte tamamlanmıştır? A. 1933 B. 1931 C. 1935 D. 1932 E. 1936 Doğru cevap D 1932. Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması konusunda ilk girişim hangi ülkenin temsilcisinden gelmiştir? A İtalya, B İspanya, C Yunanistan, D İngiltere, E Fransa. Doğru cevap B İspanya. Yeni Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitim konusuna verilen önceliğin ilk ve en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Eğitimin parasız hale getirilmesi B. Marif Kongresinin toplanması C. Kız çocuklarının eğitimine öncelik verilmesi D. Halk, harf İnkılabının yapılması E. İlk öğretimin zorunlu hale getirilmesi Doğru cevap B. Marif Kongresinin toplanması Seçeneklerden hangisi Atatürk'ün dış politikadaki uygulama esaslarından biri değildir? A) Tam bağımsızlık B) Ekonomik bağımlılık C) Akılcılık D) Gerçekçilik E) Barışçılık. Doğru cevap B, ekonomik bağımlılık Atatürk'ün dış politikadaki uygulama esaslarından biri değildir. Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti'ne kalmış en büyük eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Darülaceze B) Darüşşafaka C. Darül Elhan D. Medrese E. Darül Fünun Doğru cevap E. Darül Fünun Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik, toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıldır. Buna paralel olarak ırkçılığa karşıdır. Atatürk'ün isteğiyle yazılan hangi kitabında millet tanımında ırkçılık dışlanmış, milletlerin ırkların bir karışımı olduğu, önemli olanın akıl ve ülke birliği olduğu ifade edilmiştir? A) Tarihte Milliyetçi Türkler B) Türk Tarihinin Ana Hatları C) Türk Tarihinin Özü D) Birleştirici Milliyetçilik E) Türk Milletinin Ana Hatları Doğru cevap B) Türk Tarihinin Ana Hatları İtalya'nın 12 adayı askeri yönden güçlendirmesi, Akdeniz'de yürüttüğü saldırgan politika Türkiye'nin hangi sorunun çözümlenmesini gündeme getirmiştir? A. Boğazlar, B. Hatay, C. Ege Adaları, D. Nüfus Mübadelesi, E. Musul. Doğru cevap A. Boğazlar. Atatürk, yurtta sul, cihanda sul sözüyle aşağıdaki dış politika ilkelerinden hangisini vurgulamıştır? A. Barış, B. Akılcılık, C hukuka bağlılık, D tam bağımsızlık, E gerçekçilik. Doğru cevap A barış. Türkiye devletinin cumhuriyet vasfının değişmezliği ilk olarak hangi anayasada yer almıştır? A 1876 Anayasası, B 1920 Anayasası, C 1924 Anayasası, D 1961 Anayasası, E 1982 Anayasası. Doğru cevap C 1924 Anayasası. Aşağıdakilerden hangisinde 1923 ve 1938 yıllarındaki karayolu uzunlukları doğru verilmiştir? A 3000 km, 5864 km B 24582 km, 58730 km C 5424 km, 104532 km D 1352 km, 10345 km e 2500 km 21575 km Doğru cevap E 2500 km 21575 km Türk devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle bir basın yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir? A. Gelişim Dergisi B. Kamu Dergisi C. İnkılap Dergisi D. Sistem Dergisi E. Kadro Dergisi Doğru cevap E. Kadro Dergisi Atatürk, bir milletin bağımsızlığının yalnızca askeri ve siyasi olmadığını, ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Askeri zaferlerin ekonomik zaferlerle taşlandırılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Devletçilik, B. Sanayicilik, C. Cumhuriyetçilik, D. İnkılapçılık, E. Halkçılık. Doğru cevap A. Devletçilik. Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezileri düzenlemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Din, siyaset, idare ve ekonomi anlayışında meydana gelen değişim ve dönüşümleri halka anlatmak ve benimsetmek. B) Halka yöneticilerinin onunla bir ve beraber olduğunu göstermek. C) Yapılmakta olan ve yapılacak işlerde asıl muhatabın halk olduğunu herkese göstermek. D) Halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, e geziler esnasında basın yayın organlarına verilen demeçler vasıtasıyla dış kamuoyunu bilgilendirmek. Doğru cevap A. Din, siyaset, idare ve ekonomi anlayışında meydana gelen değişim ve dönüşümleri halka anlatmak ve benimsetmek. Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır? A. 1 Temmuz 1923 B. 29 Ekim 1923 C. 30 Ağustos 1922 D. 1 Kasım 1922 E. 23 Nisan 1920 Doğru cevap D. 1 Kasım 1922 1930'lu yıllarda Türk dış politikasının yeni arayışları iten faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. İngiltere ile dostluğun artması B. İtalya'nın yayılmacı emelleri C. Balkan ülkeleri arasında işbirliği eğilimi. D. Sovyetlerin toprak talebinde bulunması. E. Dünya barışının sağlanması arzusu. Doğru cevap B. İtalya'nın yayılmacı emelleri. Lozan Anlaşması sonrasında gelişen aşağıdaki sorunlardan hangisi Uluslararası Adalet Divanı'na götürülmüştür? A. Etaplı meselesi. B. Anadolu-Mersin Karayolu. C. Nüfus mübadelesi. D. Patrikhane meselesi. E. Musul sorunu. Doğru cevap A. Etapli meselesi. Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A. Eğitim evleri, B. Kitap evleri, C. Millet evleri, D. Bilgi evleri, E. Halk evleri. Doğru cevap E. Halk evleri. Cumhuriyetin ilk yıllarında en çok önem verilen taşımacılık sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Karayolu ulaşımı B) Yeraltı taşıma sistemleri C) Demiryolu ulaşımı D) Hava ulaşımı E) Deniz ulaşımı Doğru cevap C) Demiryolu ulaşımı. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına uymaz? A) Sınıfsaldır. B) Barışçıdır. C) Birleştiricidir. D) Akılcıdır. E demokratiktir. Doğru cevap A sınıfsaldır. Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına uymaz. Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus sayısının erkek nüfus sayısından fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Son zamanlarda yaşanan savaşlar. B. Eğitim hizmetlerinin yetersiz olması. C. Erkek çocuk doğumunun az olması. D. Kız çocuk doğum sayısının fazla olması. E. Erkek nüfusun yurt dışına göç etmesi. Doğru cevap A. Son dönemde yaşanan savaşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere ve İtalya arasında imzalanan ve İtalya'nın Türkiye'nin toprak bütünlüğünü kabul ettiği anlamını taşıyan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A. Ankara Anlaşması, B. Akdeniz Anlaşması, C. Londra Anlaşması, D. Roma Anlaşması, E. Cenevre Anlaşması. Doğru cevap B. Akdeniz Anlaşması. Aşağıdakilerden hangisi ülkenin okuma yazma oranını arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden değildir? A) Türk dilinin sadeleştirilmesi, B) Okuma yazma seferberliğinin başlatılması, C) Harf inkılabı yapılması, D) Halk yeni alfabeyi öğrenene kadar Arap alfabesinin de kullanılması, E) Millet mekteplerinin açılması. Doğru cevap D) Halk yeni alfabeyi öğrenene kadar Arap alfabesinin de kullanılması, ülkenin okuma yazma oranını arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir. 1. Bir, Musul meselesinin ısrarla İngiltere'nin güdümündeki, üstelik Türkiye'nin henüz üyesi olmadığı milletler cemiyetine taşınması. 2. Fransa'nın misyoner okulları meselesindeki ısrarı. 3. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin mallarını müsaade etmesi ile İstanbul'daki Rum nüfusunu arttırma ve fazla göstermeye yönelik çabaları. Yukarıdaki hadiselerin 1923-1938 arası Türk dış politikasının karşılaştığı tutumlara ilişkin ortak teması nedir? A. Sahada kaybeden devletlerin kimi çıkarları için hala uluslararası hukuka aykırı yol ve yöntemlere başvurabildikleri. B. Yeni Türkiye'nin uluslararası siyasette henüz başvurabileceği uluslararası bir cemiyetin mensubu olmadığı, C. Milletler Cemiyeti'nin çoğunlukla güdümünde olduğu ülkelerin lehine karar verebildiği, D. Ülkelerin zaman zaman çıkarları uğruna anlaşmalara rağmen birbirlerinin iç işlerine müdahale edebildikleri, E. Mağlup ve galip devletlerin aralarındaki çekişmeyi söz konusu Türkiye olduğunda bir kenara bıraktıkları Doğru cevap A, sahada kaybeden devletlerin kimi çıkarları için hala uluslararası hukuka aykırı yol ve yöntemlere başvurabildikleri. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 dersi ara sınav çalışma soruları videolarının ilki bu kadar. Bu ders ve diğer derslerin çıkmış soruları ve çalışma soruları için kanalı abone olup takip etmeyi unutmayın. Sınavlarınızda başarılar.